İyi günler efendim. ART Avrasya TV'ye hoş geldiniz. Bir sivil toplum konuşuyor programında. Yine birlikteyiz konuklarımla beraber. Hemen konuklarımı sizlere takdim edeyim ve konularımıza geçelim. Sayın Sadık Arıkan konuğumuz. Kendisi Genç Girişimciler Grubu'nun başkanı. Sıkı bir sivil toplumcu. Biraz sonra bilgilerinize sunacağım. Kendisiyle özellikle bugün güneş gözlüğü üzerine konuşacağız. Çünkü önümüz yaz, güneş gözlüğü hemen hemen bütün vatandaşlar kullanıyorlar. Onun inceliklerini öğreneceğiz. Sayın Sadık Arıkan, hoş geldiniz programımıza, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun, şeref verdiniz. Sadık Arıkan, 1961 Ankara doğumlu, ilk ve orta eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Kara Harbi Okulu'nda İngilizce öğretmenliği, Türk İngiliz Kültür Derneği'nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Gözlükçüler Derneği Başkanlığı yaptı. Çankaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda aktif görevleri var. Yapı Denetim Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği var. Genç Girişimciler Grubu'nun başkanı. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı'nın mütevelli heyet üyesi ve basından sorumlu yönetim kurulu üyesi. Ankara Ticaret Odası'nın Dış Ticaret Komisyonu'nun başkanlığını yapıyor. Ankara Ticaret Odası'nın meclis üyesi, Ankara Ticaret Odası'nın Gözlükçüler Komitesi başkanlığını yürütüyor. 1952 yılında kurulmuş olan 56 yıllık Lunet Optik firmasının da sahiplerinden ve yöneticilerinden. Sayın Başkan hoş geldiniz. Şeref verdiniz tekrar. Sayın Başkan, ilk sorum şu. Bildiğim kadarıyla gözlükçülüğün ismi değişti. Yeni kanunla optisyenlik oldu. Türkiye'de ve dünyada gözlükçülükle optisyenliği biraz açar mısınız? Bu kavramları bize detaylı yorumlar mısınız? Sayın Veli Söz Toprak, her şeyden önce bizlere bu imkanı sağladığınız için Avrasya TV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin de demin bahsettiğiniz gibi artık dünyada gözlükçülük kalmadı. Gözlükçülüğün adı değişti. Optisyenlik. Avrupa Birliği standartlarında artık gözlükçülük kavramı eski kavramlar içerisinde kaldı. Şu anda gözlükçülük yerine optisyenlik adı altında yeni bir kanun düzenlendi. 2004 yılında çıkan bir kanunla, 5193 sayılı kanunla gözlükçülük artık tarihe karıştı. Yeni ismiyle optisyenlik olarak çalışma ve faaliyetlerini sürdürmekte. İlerleyen günlerde tabi eski gözlükçüler ortadan kalkınca yeni artık optisyenler ortaya çıkacaklar. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde, dünyada değil genelde Avrupa Birliği önümüze çıkıyor. Gözlükçülük 2 yıllık bir yüksek okuldan geçtikten sonra optisyen olunuyor ve bu optisyenlik de bu kanunla belirleniyor. Şu anda Türkiye'de optisyenlik kanunu çıkmadan 10 sene öncesinde okullarımız başlamıştı. Şu anda öğrencilerimiz optisyenlik okullarından, üniversitelerinden mezun oluyorlar. 2 yıl eğitimden sonra Sivas, Muğla, İzmir, Samsun, Eskişehir'de okullarımız var. Üniversite sınavlarına katılan öğrenciler tercih yaptıktan sonra bu okullardan birinde optisyenlik mesleğini sürdürmek için diploma alıyorlar. Ve bundan sonra artık mesleği bu optisyenler götürecekler. Ne zaman başlayacak bu uygulama Sayın Başkan? Okullardan mezun olunca iş yeri mi açacaklar? Adı optisyen mi olacak? Evet, doğru. Artık gözlükçü olmayacak, optisyen olacak. Optisyenlik adı altında kart vizitlerine rahatlıkla ben optisyenim diye yazabilecekler. İlerleyen günlerde Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde bizim optisyenlerimiz Avrupa Birliği standartlara geldiği zaman dünyanın her yerinde bu gözlükçülük, optisyenlik mesleğini yapabilecekler efendim. Sayın Başkan, bunlar teşhis ve tedavide yapabilecekler mi? Birisi geldi, gözlüğe ihtiyacım var deyince yine göz doktorundan mı geçip gelinecek? Evet, güzel bir konuya temas ettiniz. Dünyada 2 yıl okulu bitiren bir kişi optisyen oluyor. Arzu ederse 4 yıllık optometri fakülteleri var. Optometri fakültesini bitirirse optometrist oluyor. Yani bu bizim bildiğimiz makine mühendisi, inşaat mühendisi gibi göz mühendisi statüsünde basitçe anlatmak gerekirse. Bu 4 yılı bitiren öğrenciler Avrupa Birliği ülkelerinde görme testi ve gözlük bir arada yapabiliyorlar. Optisyenle birlikte çalışabiliyorlar. Ancak ülkemizde bu optometri fakülteleri olmadığı için, daha hazır olmadığımız için ilerleyen yıllarda tahmin ediyorum bunlar da gelecek ama şu anda optisyenler
oftalmolog, göz doktorlarının verdiği reçeteyi uygulamakla sorumlu kişiler oluyor. Bunlar güneş gözlüğü falan önerebilecekler mi doktora danışmadan, onun teşhisi falan olmadan? Güneş gözlüğü falan doktora danışmadan herkes olabiliyor. Onun bir doktorluk bir durumu yok. Kozmetik amaçlı ya da moda ya da estetik amaçlı ya da gözü korumak anlam amaçlı çeşitli şekillerde güneş gözlüğü alınabilir. Konu açılmışken Sayın Başkan, güneş gözlüğü alırken vatandaşlarımız neye dikkat etmeli? Onun püf noktaları neler? Özellikle vatandaşlarımıza ilk söyleyeceğim mesaj, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış gözlükçülerden güneş gözlüklerini almaları. Çünkü ruhsatlı, eğitimli bir kişinin gözlük sattığı zaman hangi camın kaliteli olduğu, hangi camın kalitesi olduğu, hangi çerçevenin kaliteli ya da kalitesi olduğu gözlükçüler tarafından bilindiği için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişilerden almalarını tavsiye ediyorum birincilikle. İkinci derecede gözlükçülerinden gözlüğü alırken gözlük camlarının kalitesi hakkında bilgi almaları gerekiyor. Önemli bir konu, her gözlük camında bulunması gereken ultraviyole korumalı olup olmadığı. Yani gözlükçümüze gideceğiz, ben bu gözlüğü alıyorum, biz bilemeyiz vatandaş olarak. Bunun ultraviyole koruması var mı? Bunun sertifikası var mı? Bunun garantisi var mı? Ya da polarize dediğimiz, güneş ışınlarının belli bir boyuta kadar süzen polarize olup olmadıklarını sormaları. Peki, bu tezgahta satılıyor bazı okuma gözlükleri ve güneş gözlükleri. Bunların şeyini, dezavantajını? Şimdi özellikle bu gözlükler Çin malı gözlükler. Bunların optik merkezleri açısından, göz sağlığı açısından bir takım tehlikeleri var bulunmakta. Ancak dünyada, free shoplarda, bazı büyük marketlerde bunların kaliteli olanları satılmakta. Kaliteli olanları. Ancak Türkiye'deki yasalarımız gereğince doktor kontrolünde tespit edilen reçete karşılığında bunlar alınabilir. Ama iş portada satılanlar değil. Gözlükler tarafından verilen, doktor tarafından alınmış reçete uygun olarak verilenleri alınabilir. Şöyle ki, onlarda taşıma kolaylığı çok basit. Yani çok küçük kutular içerisine giriyorlar. Artı kullanım çok rahat. Her yere taşınabiliyor. O nedenle vatandaş bunu tercih ediyor. Ancak bunu tercih ederken de kaliteli olanlarını tercih etmekte fayda var. Peki Sayın Başkan, çocuklar ve güneş gözlüğü desem neler söylersiniz? Çocuklar olunca konu biraz daha hassaslaşıyor başkanım. Özellikle ben her toplantıda, her açıklamada bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklara güneş gözlüğü taktırırken bakıyoruz, aa diyoruz ya çok yakıştı, sana bunu alalım falan, iş bu ortada, Çin malı falan. Çok estetik olarak güzel oluyor, çok ciddi oluyor. Fakat burada biz çocukların gözlerine çok büyük bir ateş atıyoruz. Kısa bir örnekle müsaade edersen açıklamak istiyorum. Göz bebeklerimiz karanlığa girdiği zaman, karanlığa girdiği zaman genellikle büyür. Yani göz bebeği dediğimiz o siyah nokta. Göz bebeği büyüdüğü zaman eğer gözün önüne koyduğumuz cam ultraviyole korumalı değilse o büyük halkalardan içeriye güneş ışınları girmekte ve tahribat yapmakta. İşte çocuklarımıza taktırdığımız gözlükler ultraviyole korumalı olmadığı zaman çocuklarımızın göz bebekleri büyüyor ve o halkadan içeriye güneş girerek tahribat veriyor. Bu gözlükleri kullanmaktansa hiç kullanmamak daha iyi. Çünkü çocuklar gözlük kullanmasa gözlerini kısacaklar, halka küçülecek, içine daha az girecek. O nedenle çocuklarımızda da güneş gözlüğü seçerken ultraviyole ve polarize gözlük camlı gözlükleri tercih etmemiz gerekiyor. Daha bir dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet, çocuklar gelişme çağında olduğu için, gelişme çağında olduğu için onlar 18 yaşına kadar her şeyi açıklar. O nedenle onları gelişme çağlarında korumamız lazım. Sayın Başkan, size bir de kontak lenslerle ilgili görüşlerinizi yönelteceğim. Daha sonra öbür roundda esnafın ve piyasanın durumunu konuşalım. Çünkü aynı zamanda genç iş adamlarının da başındasınız, patronsunuz. Evet, evet. Piyasayı biliyorsunuz, hem teorisini hem pratiğini. Kontak lenslerle ilgili neler söylersiniz? Kontak lenslerle ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse, Türkiye'de kontak lens kullanımı çok düşük Avrupa'ya oranla. Zaten hep iyi olan şeylerde gerideyiz, kötü olan şeylerde ilerideyiz biliyorsunuz. Kontak lens konusunda şu anda kontak lens Türkiye çok yaygın değil ama kontak lens gözlükle karşılaştırdığımız zaman konforlu, rahat. Şu anda çok büyük komplikasyonları olan bir sorun olan bir
gözlük gibi cisim olarak düşünmemek lazım. Kontakt lenslerde özellikle Türkiye'de kontakt lens alırken göz doktorunun kontrolünden geçmek gerekiyor. Şu anda bu çıkan yasayla gözlük yasasında kontakt lens satışı gözlükçülere verildi. Ancak burada gözlükçülere verilmesinde bir hata yapıldı. Şöyle ki gözlüklerin kontakt lens konusunda herhangi bir eğitimi yok. Doktorlar kontakt lens satamıyor ancak gözlükçü satabiliyor. Fakat gözlükçünün de eğitimi olmadığı için hastaya kontakt lens satarken hangisi iyidir, hangisi kötüdür, gözüne ne zarar verir, ne zarar vermez bilmediği için burada bir ufak sıkıntımız var. O nedenle gözlüklerin bir kontakt lens eğitiminden geçirildikten sonra gözlük kontakt lens satmalarına izin verilmeliydi. Biz bunu yetkililere duyurduk. Ancak gene bu konuda sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Kontakt lens satışı yapacak kişilerin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. O eğitimden sonra ancak bunu satabilirler. O nedenle gözlükçülerden kontakt lens satın alınacak ancak doktor kontrolünden mutlaka geçmek gerekiyor. Göz konusunu Sayın Başkan burada kapatmadan önce son bir şeyim, merak ettiğim bir konu, hemen hemen herkesin merak ettiği bir konu. Göz çizdirme olayı ne? Faydalı mı, mahsurlu mu, tavsiye eder misiniz, etmez misiniz? Ne oluyor o göz çizdirme olaylarında? Göz çizme olayı asıl adı Excimer Laser. Bu sistemde gözün korneası kaldırılarak korneanın içerisi lazer cihazıyla tıraşlandıktan sonra korneaya kapatılıyor. Bu sistem dünyada yeni bir teknoloji. Daha tam gelişimini tamamlamadı. Her geçen yıl biraz daha ilerliyor bu Excimer Laser sistemleri. Türkiye'ye ilk gelen Excimer Laser sistemleriyle şimdiki lazer sistemlere çok çok farklılık gösteriyor. Ancak burada her an gözümüzün ameliyat sırasında kör olma riski var. Yani bunu kısaca bir örnekle anlatmak istersen, eğer bir uçak düşme riski ne ise, uçakta uçuyoruz, düşme riskimiz ne ise, Excimer lazerde de kör olma riskimiz aynı. Yani göze vurdu mu gözünüz kör oluyor, kurtuluşu yok. Ancak bazı vatandaşlarımız yüksek numaralarda bu kaçınılmaz, tercih ediyorlar. Eğer o riski alabiliyorsanız bu gözünüzü çizdirebilirsiniz ama görmemek çok kötü bir risk tabii. Çok teşekkür ederim. Bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Öbür roundda piyasayı konuşalım, iş dünyasını konuşalım. Şimdi diğer konuğuma döneyim izninizle. Evet. Sayın Mustafa Koç, Türk Kılınç, Mustafa Kılınç, özür dilerim. TÜSİAV Eğitim Komisyonu Başkanı, Başkan Koç'u. Sayın Kılınç, merkezi Amerika'da bulunan dünya NLP uzman eğitimci, Master Trainers'lar arasında yer alan ilk ve tek Türk. İftihar ettiğimiz kardeşimiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde öğretmenlik ve okul müdürlüğü de yapan Kılınç, bireysel gelişim, insan kaynakları, idare etme sanatı, iletişim, zeka, başarı, liderlik, örgütsel psikoloji, yenilikçi zeka, girişimcilik, kamu kurumlarına yönetici adayları yetiştirme ve zihin sağlığı uzmanlığı alanında araştırmalar ve çalışmalar ortaya koymuş bir isim. Ankara'da yaşadığı için biz kendisiyle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz Ankara'da. Türkiye'de ilk kez NLP ve koçluğu ve siyasi koçluk uygulamalarını başlatan Kılınç, merkezi Ankara'da olan NLP DAP, Duyusal Algı Programlama Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve başkanı. Türk Sanayici İş Adamları Vakfı'nda da eğitim komisyonu başkanımız bizim. Aynı zamanda yazar, NLP ile etkin koçluk, NLP ile başarının iç oyunu ve içimizdeki gerçek isimli kitapları piyasada ve çok okunan kitaplardan, evet, onları da kameralarımıza gösterelim. Evet. Özeti, Mustafa Kılınç insanın kendi kendine güvenmesini öğretiyor insanlara. İnsan kendine güvenince her şeyi yaparmış. Mustafa Kılınç onu öğretiyor. Evet, Sayın Kılınç'a ilk sorumuzu soralım. NLP biliminin ülkemizde kullanım alanları neler? Nerelerde bu uzmanlık alanınızı değerlendiriyor insanlar? Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Öncelikle insanları bilgilendirme ve haberdar etme noktasındaki
sivil toplum kuruluşları duayen olarak yine haberdar etme, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında davet ettiğiniz için sonsuz teşekkürler ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. NLP Türkiye'de 2000 yılında girmiş olmasına rağmen 2003 yılına kadar sadece rafları süsledi. İnsan bazı holdinglerin insan kaynaklarında kullanıldı. Ancak 2003 yılından itibaren bu değerli hazinenin her insanı oluşturan düşünce, duygu ve davranış faktörlerini insanların hizmetine sunmak, etkin beyin kullanımını sağlamak noktasında harekete geçirdik. Şu an kimler kullanıyor NLP'yi? Hemen iş dünyasından başlayalım. İş dünyasında ekip oluşturma, takım kurma, birlikte hareket edebilme, biz bilincini sağlama, motivasyon noktası isteyen şirketlerde ve insan kaynaklarında kullanılıyor. Siyasi arenaya geldiğimiz zaman siyasi liderlerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve şu anda aktif bakanlık yapan bazı bürokratlar bunu kullanmakta. Eğitim öğretim arenasına geldiğimizde malum çok yakın bir süreçte ÖSS ve OKS sendromu yaşanıyor şu anda ülkemizde. Aileler ve çocuklar yarış atı konumunda bir sendrom haline gidiyoruz. Aslında yaşamın her alanı bir sınav. Her gün aldığımız kararlarla hem kaderimizi şekillendiriyor hem de bir takım sınavlardan geçiyoruz. ÖSS, OKS sınavlarına hazırlanan, KPSS, ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize etkin koçluk hizmeti veriyoruz. Kişisel gelişim alanında panik ataklar, alerjiler, depresyonlar, travmalar, tikler, yaptığını yanlış olduğunu bilip fakat bir türlü bunu değiştiremeyenler, gerçekten ben farklı bir şeyler yaratmak istiyorum deyip de başarmak noktasında sıkıntı çekenlere el uzatıyoruz. Amacımız NLP DAP Eğitim Merkezi olarak insan yetiştirmek değil. Bizim ülkemiz şu anda iletişim çağında olmamıza rağmen her şeyi biliyor. Burada hiç problemimiz yok. Problem nerede? Sahada. Bizim insanımızın bilmediği tek nokta nasıl? Nasıl yapacağım? Burada karşımıza çıkan nokta ne? Gerçekten insanlar etkin beyin kullanımından haberdar değiller. Yani insanlarımız kendi düşüncelerini yönetemiyor. Eğer düşüncelerimizi biz bilinçli olarak yönetmez ve onları kullanmazsak emin olunuz ki onlar bizi zaten kullanırlar. Ancak beyin yapısına çok kısaca girecek olursak beynimiz, her bireyin beyni negatif istasyondan negatif istasyona doğru gider gelir. Hep olumsuzu mu düşünür? Evet, maalesef öyle. Şöyle bir bakın, kendinizi bir toplantıda iken bile bir ara bakarsınız ki beyninize geçmişteki negatifle meşgul ya da ondan sonra yapacaklarınızla ilgili endişe ve kaygılara gider gelir. Bu herkesin beyni için geçerli. İki tane seçeneğimiz var. Ya biz beynimizi kullanacağız ya da beynimiz bizi kullanacak. Eğer biz onu serbest bırakırsak, ne düşündüğümüzün farkında olmazsak emin olunuz ki o negatiften negatife gider. Zihin sağlığımız yerinde ise bu ne demektir? Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın kontrolünüzü isteklerinizle bütünleştirebiliyorsanız zihin sağlığına sahipsiniz demektir. Eğer zihin sağlığına sahip değilseniz, çünkü bedenimizin yapacağı her türlü fizyolojinin zihinsel bir bağlantısı vardır. İşte bu nedenle amaç insanları eğitmek değil. Eğitmek demek ne demek? Ülkemize nasıl uygulanıyor Sayın Başkanım? Doldurmak anlamında kullanılıyor. Oysa ki eğitmek demek ilerlemek ve ilerletmektir. Bugün öğrencilerimize, bugün iş dünyasındaki yeni herhangi bir konuda bilgilendirdiğimiz insanlara bir takım veriler veriyoruz, girdi veriyoruz. Peki bu insanlara yüklediğimiz girdileri, bu insanların nasıl kullanabilecekleri, nasıl kaydedebileceklerini öğretiyor muyuz? Ülkemizin her türlü eğitim, öğretim kesimine gidelim. Özel okullar dahil, üniversiteler dahil. Hiçbir birimde beynini nasıl kullanabileceği öğretilmez. Çok basit bir örnekle açıklayalım. Bilgisayara herhangi bir veri girdiğimizde, eğer o veriye tekrar ihtiyaç duyuyorsak ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. 8 saat eğitim alıyorum, ders alıyorum ya da herhangi bir konferansa katılıyorum iş dünyasının içerisinde. Kendimi geliştirmek adına. Orada öğrendiklerimi kaydediyor muyum? Hayır. Oraya girmeden önce zihinsel bir hazırlık yapıyor muyum? Hayır. Neye benziyor? Karanlık bir odada olmayan kara kediyi arayan kör adam misaline benziyor. Şu anda ülkemizin gittiği durum bu. Çok açıkça şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ülkemizin her kesiminde siyasi arenadan cezaevlerindeki mahkumlara kadar... Sizin oralarda da eğitiminiz oldu değil mi? Cezaevindeki eğitim... Cezaevindeki mahkumlara bu bilimin gerçekliğini nasıl ortaya koyabilirim amaçla gittim. Özel izinle gittim. Orada bir mahkum düşünün, mahkumiyet almış, dünyası dağılmış, dışarıdaki ailesi, ocağı, çoluğu, çocuğu tamamen bitmiş. Burada bu insanın düşünce yapısını nasıl değiştirebilirsiniz? Ve geriye kalan süreçte idare anlamında, kendi birlikte kaldığı arkadaşlar anlamında daha huzurlu nasıl orayı değerlendirebilir göstermek amacıyla gittik. Yaklaşık bir yılı geçti yaptığımız eğitimler. Her ay sosyal hizmet uzmanları tarafından Adalet Bakanlığı'na rapor gönderilmekte. Biz de sürekli telefonla iletişim halindeyiz. 8 saatlik eğitimden geçen psikopat diye tabir edilen mahkumların o tarihten sonra hiç vukuat işlemedikleri belli. Bunlar belgelerle sabit. Yaptığımız şey ne? Duyguları değiştirmek. Bizler insanız.
Duygu gelmeden davranış gelmez. Eğer benden bir eyleme bekliyorsanız, bir harekete geçmek istiyorsanız önce benim duygularımı ateşlemeniz gerekiyor. Bugün günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi motivasyon problemi. Herkes birilerini motive etmeye çalışıyor. Oysa ki motivasyon içsel bir yakıttır. Eğer kişinin içindeki yakıtı ateşleyebilirseniz, onu nasıl ateşleyeceğinizin yöntemini biliyorsanız eğer, o zaman ikna edemeyeceğiniz... İşte başarılı antrenörler var, değil mi? Takım koçları var. Yönlendirebileceğiniz, ve ikna edebileceğiniz hiçbir şey yok. Örneğin sizin yaptığınız çalışmalarda bunu görmek mümkün. Siz içinizdeki tutkuyu takım arkadaşlarınıza oyun halinde öyle güzel sindiriyorsunuz ki, sizin yokluğunuzda da bu devam ediyor. İşte liderlik burada başlıyor. Bana göre 21. yüzyılın lideri, başkasına görünmeyeni görebilme vizyonuna sahip olan kişidir. Herkesin gördüğünü görüyorsanız, o zaman lider olamazsınız. Diğerlerinin göremediğini görüp, onlara içinizdeki tutkuyu yaymaya başladığınızda liderlik ortaya çıkar. Ve liderlik, sizin yokluğunuzda devam eden performansla ölçülür. İnsanların yaşantısına baktığınızda, iki tane temel unsur çıkar karşımıza. Her bireyi harekete geçiren iki dürtü vardır. Kimine göre acı, kimine göre has. Ama bu her bireyde farklıdır. Üçüncü bir dürtüsü yoktur insanların. Ve yine insan faktörüne baktığımızda bizi harekete geçiren 3 tane barkod görürsünüz. Yani insanlar o kadar karmaşık bir yapıya sahip değil. Şu anda bizim 2000'li yıllarda ülkemizde bunu anlatmaya çalıştığımız bir bilimi Amerika 1976'da ordudaki generalleri modelleyerek kullandı. Onların 1976'da yaptığı çalışmayı 2005'te Türkiye'de ben yaptım. Osmanlı sigortacıyı modelleyerek gerçekleştirdim. Sayın Kılıç, bir yerde okumuştum liderlikle ilgili. Beni de özellikle ilgilendiriyor bu. Diyor ki okuduğum kitapta, adam yola düştüğünde arkasından insanlar geliyorsa o liderdir. Yola düştüğünde arkasına bakıp insanlar geliyorsa, bir diğer tanımda yani çok hoşuma gidiyor benim. Lider diyor, yanındaki, arkasındaki, öndeki insanları aynı yere baktırabilen, kendi baktığı yere baktırabilen insandır diyor. Güzel lider tanımlarından, aklımda kalanlardan bütün bunları demek ki duyguları değiştirerek. Şimdi karar dediğimizde insanlar her an karar vermek durumundayız. İki seçeneğimiz var. Bunların çoğunun farkında bile değil insanlar. Ya biz karar veririz ya beynimiz kendine göre karar verir, bunu uygular. Her bireyin beyni gerçekle sahteyi birbirinden ayırt edemeyecek bir aptal kutusudur. Her bireyin beyni istisnasız. Oturalım, hayal kuralım şimdi. Kurduğumuz hayallerle ilintili olarak hemen duygular harekete geçmeye başlar. Açın gözünüzü ve şunu sorun kendinize. Şimdi olan şey ne? Hiçbir şey. Peki ne oldu da duyguların hemen aşağı ya da yukarı doğru çıktı? Ne oldu? Düşündüğünüzü beyniniz gerçekmiş gibi algılar. Bu mükemmel bir özellik. Niçin? Eğer bu özelliğin farkında olursa insanlar, hedeflerini gerçekleştirme noktasında etkin beyin kullanımını sağlayarak harekete geçme şansı bulabilirsiniz. Şöyle çevremize baktığımızda, yaptığımı yanlış olduğunu biliyorum fakat elimde değil ki diyen, istiyorum ama yapamıyorum diyen binlerce yaşayan ölü var. Şöyle bakalım çevremize. Yapamayanlar, başarılı olamayanlarla başarılı olanların arasındaki tek fark amaçtır. Bakınız, 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Çok anlamlı bir gün. Gençlerimiz, gençliğimiz. Şu an milletçe şu anki gençliği eleştiriyoruz. Aileler olarak, veli olarak bakın gençliğin durumuna. Bu çocuklar bizim zamanımızda böyle miydi diyoruz. Ama hiç şunu sormuyoruz kendimize. Bu gençliği bu noktaya getiren kim? Biziz. Artık onlar sendromundan çıkma dönemi geldi. Yani birilerini suçlayarak, parmak uzatarak hiçbir yere varılmıyor. Yaptığımız temel şey bu. 23 Nisan törenleri kutladık. Hangi çocuğumuza anlamlı bir hediye verdik? Hiçbirimize, hiçbirine. Gönül isterdi ki o çocuklarımıza, pırıl pırıl geleceğimizin teminatı olan gençlerimize etkin beyin kullanımını verelim. Onlara öyle bir kılavuz verelim ki o kılavuz eğitim öğretim hayatlarında, özel hayatlarında, iş dünyasında, ülkesi için, vatanı için amaç duygusunda dolu olan bireyler yetiştirsin. Temel hedef bu olmalı. Eğer bunu veremiyorsanız, çocuklarımıza nasılı gösteremiyorsak, sürekli eleştirmek, onlara bir takım şeyler yapın demek çok kolay. Nasıl yapacağım? Bu şuna benziyor. Adam panik atak, endişe korku girdabında. Diyorsunuz ki çıkın Atakule'nin tepesine, Ankara'yı bir seyredin, ne kadar güzel manzarası var. Oldu canım. Oraya çıkmak için o duyguyu hissetmeniz lazım. Özgüven dediğiniz kaynak, dürtü kontrol dediğimiz sistem, dışarıdan ısmarlama gelmiyor ki bunlar. Hangi makamda, hangi mevkide, hangi şartlara sahip olduğunuzun da bir önemi yok. Midenizle bel kemiğinizin arasında varsa bu barkodlar, özgüven dediğimiz, istek dediğimiz, amaç dediğimiz dürtü, başaramayacağınız, yapamayacağınız bir şey yok. Ama orada yoksa, ne kadar kendinize söylerseniz söyleyin, ne kadar ben şunları, şunları, şunları yapacağım derseniz deyin, bunların hepsi hikaye.
NLP bilimi hikayeyle uğraşmaz. NLP bilimi daha nasıl başarılı olabilirim? Daha nasıl güçlü olabilirim? Daha nasıl popüler, sevgi ilişki, birilerini kucaklayabilip onlarla beraber bir bütün halinde hareket edebilmenin temel noktalarını verir. Sayın Kılıç, sabahleyin taksiye bindim, gideceğim yere giderken şoför dedi ki işte 19 Mayıs'ta sigara yasağı başlayacak. Evet. Kendi kendime çok kızıyorum. Bu sigaradan bir türlü kurtulamadım falan dedi. Evet. Sizin de uzmanlık konunuza giriyor değil evet. mi? Evet, evet. Onun duygularını ve alışkanlıklarını bir seanslardan geçirip değiştirme. Tabii ki öyle bir şansımız var. Bakınız şimdi her davranışın altında olumlu bir niyet yatar. İnsanları değerlendirirken yaklaşımla insanı birbirinden ayırmak durumundayız. Her insan içinde bulunduğu duruma göre en uygun seçeneği yansıtır. Buradaki davranış kalıbımla başka bir platformdaki göstereceğim davranış kalıbı birbirinden farklıdır. İçinde bulunduğunuz duruma göre davranış kalıbı sergilersiniz. Sigarayı kullanmaktaki amaç, insanlar bilinçli olarak sigara bırakırlar, 6 ay geçer, 8 ay geçer, 1 yıl geçer, tekrar geri başlıyor. Ara verdim. Sil baştan geri dönerler. Niçin? Çünkü o eylem bilinçaltı tarafından şablon olarak kodlanmıştır ve altında karı vardır. O karıdan bilinçaltını vazgeçirmediğiniz sürece, o barkodu değiştirmediğiniz sürece kişiyi ne sigaradan uzaklaştırabilirsiniz, ne polen alerjisinden uzaklaştırabilirsiniz, ne heyecandan, ne kaygıdan, ne korkudan, ne dikkatsizlikten. Bakın, o davranış oluşmuş ve beyin onu kaydetmiş. İnsanların beyinlerini ve insanları değiştirmek için barkod değişimi kullanmak zorundasınız. Bakınız bir kitap aldım, kasaya götürdüm, okuttum, 2 lira. Bu kitabın barkodunu söker, başka bir kitabın barkodunu da takarsam, kitap aynı olmasına rağmen fiyatı değişir, olur 7 lira. Kitap aynı kitap. Barkod, fiyatını değiştiren ne? Onun barkodu. Eğer bir bireyi değiştirmek istiyorsanız, çok açıkça söyleyeyim, söyleyerek değiştiremezsiniz. Akıl vererek değiştiremezsiniz. Ya? Onun o davranışı sağlayan alttaki X'i, Y'i, Z'yi silip, olması gereken parçaları bilinçaltı düzeyde kopladığınızda birey değişmeye başlar. Değişimin temel noktası, bilinçaltınızda var olan şablonu değiştirmek. Şu anda gençlerimiz kendilerine göre 0-7 yaşına kadar ailelerinde almış oldukları bir beyin süzgeçleri var, beyin filtreleri var. Ve bu süzgeçlerle eğitim öğretim yaşantısına devam ediyor. Özel hayatlarına devam ediyor, iş dünyasına devam ediyor, belli kesimlere geliyor. Ortaya çıkan sorunların temeline baktığınızda aslında 0-7 yaşa kadar indiğini görürsünüz. Çünkü her bireyin gerçeklik dünyası ancak ve ancak 0-7 yaş arasında dilimleniyor. Neden bu ülkede siyasi koçluk kavramı başlattık? O kadar danışmanlık kavramı varken. Neden ÖSS, OKS'ye başarı koçluğu başlattık? Yani o kadar dershane, o kadar özel eğitmenler, o kadar özel öğretmenler, o kadar akademisyenlerimiz varken. Neden? İhtiyaçtan dolayı. Nedir ihtiyaç? Ticari kaygı yok. İhtiyaç şu. İnsanlara gerçekten sahada yaptırabilmek için onların bir kere beyin kullanımını çok iyi öğretmeniz gerekiyor. Buradan çıkalım, çok basit bir ürün alalım. Beraberinde bize kullanım kılavuzu verilir. Evet. Ama bugüne kadar benim aldığım hiçbir eğitim öğretimde bana hiç beynimi kullanan birisi çıkmadı. Hep benden bir şeyler beklendi. Hep bir şeyler istendi. Yani benden karanlıkta göz kırpmalı ve kırptığım bu gözü de birilerinin görmesi istendi. Böyle bir şey yok. Eğer kırptığınız gözü insanların görmesini istiyorsanız o zaman hangi insana hangi mesajı vereceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. 21. yüzyılda her gün iletişim kazası yaşanır bu ülkede. Medyaya bir bakanımız çıkar ya da siyasi liderimiz çıkar, bir açıklama yapar. Arkasından der ki yok ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldı. Niye yanlış anlaşıldı? Çünkü herkesin beyin yapısı farklı olduğu için herkesin anladığı dil birbirinden farklı. Bizim iletişim kanallarımız farklı. Karar mekanizmalarımız birbirinden farklı. Değer yargılarımız birbirinden farklı. Her birey kendine ait pin koduna sahiptir. Amacınız kitleler etkilemek, ikna etmekse o zaman tüm kitlenin yapısına uygun pin kodları kullanmak durumundasınız. İşte bunları öğretebilmek adına, bunları 21. yüzyılın liderliğinde kullanılması adına, daha nasıl farklı bir Türkiye yaratma adına, biz aynı geminin yolcularıyız. Direklerimiz ne kadar farklı olursa olsun bu amaçla çıktı. Neden ÖSS OKS'ye başarı koştuğu çıktı? Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin... Onu yöneltecektim. Yüzlerce öğrencim var. Üniversiteyi kazanmak için, evet. Efendim, evet. Lisans sınavını kazanmak için falan karşına geliyorlar, oturuyorlar, senden dersler alırlar. Nasıl giriyorsun, nasıl bir eğitim veriyorsun da güzel. O çocuklar kendine güvenini kazanıyorlar da sınavları atlıyorlar, başarılı oluyorlar. NLP DAP Eğitim Merkezi'nin 2005'ten itibaren açık mutfak şeffaf politikayla çalışır. Herkese kapımız açıktır. Herkes dilediği saatte gelir, istediğin danışanla görüşür. Siteme girer, istediği danışanın yazmış olduğu geri bildirimleri okuduktan sonra onunla görüşür, gerçek midir, değil midir test eder.
açık mutfak çalışırız. %100 an başarı garantisiyle çalışırım. Başı bu kadar garantiyi neye göre veriyorum? Kime göre veriyorum? Nasıl veriyorum? Çok basit. İnsanların bilinçli zihinleriyle benim işim yok. Niçin? Az önce söyledim. Onlar aptal kutusu. Kırmızı filleri düşünmeyin dediğimde bile düşünürüz. Bakın bu kadar basit. M'yi M'yi bile okumayan bir bilinçli zihnimiz var bizim. Asıl patron bilinçaltı zihnimiz. Hangi birimiz sabah kalktığında gözümüze görmesi, kulağımıza duyması, burnumuza koku alması için talimat verdi hiçbirimiz. Neye bağlı? Otonom sinir sistemi vasıtasıyla bilinçaltı sisteminize bağlı. Karşımıza sınava hazırlanan bir birey geldiğinde bizim onda, benim ona baktığım tek nokta A amacının olup olmadığı. Bugün uyuşturucu kullanan gençlerimiz, bugün ahlaki yoldan sapmış olan gençlerimiz, kökenine inin, temelde A amaçsızlık dürtüsü yatar. 21. yüzyıl geleceğin gençlik modelini oluşturabilmek benim temel hedeflerimden bir tanesi. Nasıl bir gençlik? Hedefini bilen ama net bir şekilde bilen. Ne yapmak istediğini gerçekten bilen bir gençlik. İkincisi, sadece bilmek yetmiyor, eyleme geçebilecek. O dürtüyü, o inancı taşıyabilen, her şeyden önce kendisine inanacak. Bir başkasının ona inandığının bir önemi yok benim için. Ailesi inanabilir, arkadaşları inanabilir, tüm öğretmen seviyesi inanabilir. Ama kişi kendine inanmıyorsa bir şey ifade etmez bu. Bu ülkede öyle örnekler veririm ki, X Kolej'den mezun olan 2005'te IBM bölümü birincisi bir kızımız ÖSS'de barajı aşamadı. 2006'da ben hazırladım. Bunlar neyse belgelidir. Çok acıdır aslında bunlar. Bilgi anlamında bir eksiği yok, fazlası var. Ancak bilmek tek başına başarıyı garanti etmiyor. Önce beyninize ne istediğinizi anlatmak zorundasınız. Ne istiyorsunuz? Bugün markete gittiğimizde bile eğer sigara kullanıyorsa birey bana bir X sigara verir misin demez. Kullandığı markayı söyler. Niçin? Çünkü bana bir sigara verdiğinde bakkal amcam döner, çeker oradan bir tane verir. Ama belki onun istediği olmaz. Bak bir sigara bile... Genelde en pahalısını verir. Bakın alırken evet. Alırken bizler ne istediğimizin farkındayız. Ne istediğimizi biliyoruz. Ancak geleceğimizi şekillendiren, kaderimizi şekillendiren karar anlarında gerçekten nereye gittiğimizin ve ne istediğimizin farkında değiliz. Çocuklarımıza yaptığımız temel şey onların ailesini dinlemek değil. Onların geçmişini dinlemek değil. Onları sorgulamak hiç değil. Nerede? Burada. Nereye gitmek istiyor? Buraya gitmek istiyor. Onu buraya engelleyen, dikkat eksikliği, heyecan, endişe, kaygı, korku, neyse problemi, onu çözüp kendi boyutunda inanç haline getirip programlamak. Sadece eğitim öğretimle ilgili hayır, yaşam bir bütündür. İnsanları ayırma şansımız yok. Bugün öğrenciyim, yarın iş dünyasındayım, bir gün başka bir faktördeyim. İçsel dünyanızda olmayan bir şeyi veremezsiniz. Öyle aileler geliyor ki, kendinde özgüven yok, hiç yok. Benim çocuğum aslan olsun, benim çocuğum kaplan olsun, olmaz efendim öyle bir şey. Yani sen o beklentiyi sağlayabilmek için önce onu bunu vermek zorundasın. Şu yaşa kadar sorumluluk vermemiş, 18-19 yaşında bahsediyorum. Sütüne kadar kendisi götürmüş aileler. Artık 18 yaşına geldi, liseyi bitirdi. Tüm sorumluluğu alsın, çok sorumsuz bir çocuk bu. Zamanında çocuk aman baş belası olmasın diye bilgisayarı verir aile. Şimdi kapımızı çalar ki bilgisayar bağımlısı. Bakın, suçlamak çok kolay. Önemli olan çözüm üretebilmek. Benim merkezimde balık vermek yok. Balık tutmayı öğretmek var. Yaptığımız bireysel koçluk çalışmalarında ve otel çalışmaları, oteldeki koçluğunu yaptığımız öğrencilerle birlikteki eğitim programlarımızda öğrenciler nasıl öğrenir? Bir krizle karşılaştıklarında kendilerine soracakları soru şudur. Nasıl bir sonuç bekliyorum? Çünkü her zaman en iyi soruyu sorana en güzel cevap verilir. Ve içsel dünyanızda farkında bile olmadan sorduğunuz sorular sizin gerçeklik dünyanızı şekillendirir. Neden Allah'ım hep ben diye bir soru sorarsanız batarsınız zaten. Hep aşağı doğru gidersiniz. Allah kahretsin. Bu ne biçim iş derseniz yine batarsınız. Bu ülke çeşitli zamanlarda krizler gördü. Bazı holdingler battı, küçükler büyüdü. Bakın şimdi aradaki fark ne? Aynı ülke, aynı para birimi, aynı kriz. Tepe yöneticilerin krize yükledikleri anlam, odaklandıkları nokta. Ne hikmetse 2008'den itibaren ülke neye şartlandı? Kriz olacağı şartlandı bakın. Herkes ama, herkesin kriz buna odaklandı. Bu davet edildi ve oluşmaya başladı şu anda. İnsanlar neye odaklı? Krize odaklı. Odaklandığınızın dışında bir yere çıkamazsınız. Odaklanmanın en güzel örneğini yarışlarda görme şansınız var, rallilerde özellikle. Araba yoldan çıkar ama yarışmacı asla duvara bakmaz, arabanın gittiği yöne bakmaz. Hala yola bakmaya devam eder. Odak güçlü bir hazinedir ve onu etkin bir şekilde kullanmak da ancak düşünce, duygu ve davranış bütünlüğüyle ölçülebilen bir sistemdir. Sayın Kılınç, önümüzde
yerel seçimler falan var. Bildiğim kadarıyla bir yıl siyasetçilere de koçluk yapıyorsun. Evet efendim. Parlamenterlere, bakanlara falan. Evet. Bu siyasetçiler ne diye geliyorlar karşına? Sayın hocam biz nasıl seçim kazanırız mı diye geliyorlar. Yok. Bize seçim kazanmanın yolunu öğretme diye geliyorlar. Çok yakında, sanırım 2 ay sonra raflarda yeni bir kitabım çıkacak. Tamamen siyasi arenada yer alan liderlerin başucunda tutacakları bir kılavuz olacak. Siyasiler hiçbir zaman bize bir şey öğrettiğe gelmediler. Aslında ben 2005'te siyasi koçluğu kendileri çok iyi bilirler. Başlattığımda bir bakanımız dedi ki ben X konumun bakanıyım. Sen bana ne verebilirsin ki? Peki ne yapmak istiyorsunuz? Neyi başarmak istiyorsunuz? 2-3 oturum yaptıktan sonra şu anda bakın 2005-2008 süreci hala birlikte yolduruyoruz. Siyasi koçluk danışmanlık kavramından oldukça farklı. Mesaj vermenin inceliklerini anlatıyoruz. Ve onların bilinçaltına onu programlıyoruz. Bu konuda en iyi lider Sayın Başbakan. Çok somut örnekler vereyim dinleyicilerin anlamasının ortasında. Hiçbir kimse gösteremez ki bana Sayın Başbakan seçim otobüsünün üzerine 4 adım atmaz. Hep 3 adım atar. Bu bir tesadüf müdür? Değildir. Kendi parti grubunda yaptığı hareketler farklıdır. Halka hitap ederken yaptığı bedensel hareketler farklıdır. Bu hemen beden dili olarak algılanmasın. Ben beden dilinin ısmarlama olmayacağını bilen uzmanlardan bir tanesiyim. Ismarlama beden dili olmaz. İçteki duygu neyi gösterirse beden onu yansıtır. Yani bedenimiz bizden önce konuşur aslında. Bizim ağzımızı açmadan önce beden konuşmaya başlar. Bedeni konuşturan nedir? Midemizle bel kemiğimizin arasında yer alan duygu barkodlarımızdır. İnanmadığınız bir konuyu bile eğer beyninize kabul ettirip sahaya çıkarsanız onu çok rahatlıkla toplumsal olarak verebilirsiniz. Temelde ne veriyoruz? İkna etme yöntemlerini veriyoruz. İkna edilemeyecek bir birim yok. Ön yargı diye bizim Türk toplumunda çok güçlü olan, benim onlara tüy duvar olarak yaklaştığım bir sistem var. Ön yargılıyız biz. Aa bu A'lı, bu B'li, bu C'li. Bakın ben seçim sürecinde partilerde eğitimler verirken bana şu soruluyordu. İşte X parti iktidar. Nasıl o parti iktidar olmasına rağmen gidip de diğerini ikna edebiliriz ki? Bir alt partiliği nasıl ikna edebilirim? Bana gelen sorular bunlardı. Bunu söyleyen bir milletvekili adayı zaten kendine olan inancı yoktur, inancını kaybetmiştir. Siz eğer bir bireyi ikna edebileceğinize inanmıyorsanız, o gücü kendinizde bulamıyorsanız, ne kadar miting yaparsanız yapın, ne kadar toplantı yaparsanız yapın, boştur. Türk milletinin karar mekanizması çok farklı. Akıl ve mantığa göre karar veren oran %10'dur. Bunlar bilimsel veridir. Görüntüye göre %30, seslere göre %30, duygulara göre %30'dur. Akıllı bir lider ne söylediğine bakmaz. Nasıl söylediğine bakar. Onu verirken de kişilerin bilinçaltı düzeyinde güven dediğimiz çapayı atan lider sandığı götürür. Belediye başkanlığı döneminde de öyle olacak. Kimin aday olduğu önemli değil. Bana en zayıf o dönemde isterseniz yapalım uygulamayı. En zayıf yerin adayını gösterin. Deyin ki bu çok zayıf. Yani tüm istatistikler bunu gösteriyor. Ben o adama seçim kazandırırım. Bu kadar da iddialıyım. Kazandırdığım için hemen öyle güzel çapalar atar ki bakın bilinçaltı. Örneğin dün sizin yaptığınız mükemmel bir görkemli törendeydik. Orada bile sizin verdiğiniz mesajlar insanların bilinçaltından bağ oluşturuyor. İnsanlar iki şekilde konuşur. Kimisi ağızdan konuşur, kimisi kalpten konuşur. Kalp ne kadar doluysa ağız o kadar konuşur. Kalbin doluluğunu bilinçaltı teknikleriyle bütünleştirdiğiniz zaman o mesajı gönderdiğinizde size hayır diyecek bir birey tanımıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, görüşü ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, hayır diyecek bir birey tanımıyorum. Sayın Kılıç, size doyum olmuyor. Vallahi teşekkür ederim. Çok dolusunuz. Tamam. Bu arada yeri gelmişken, kişiler size nasıl ulaşıp da hizmet alabilirler? Onu bir vurgulayın. Kişiler sonra Sadık Arıkan'a nasıl önce ulaşabilirler? Ankara'da 0312-419-8925 nolu telefonla ulaşabilirler. Kennedy Caddesi'nde merkezimiz. Kişiler bu alanda kimlerin uzman olduğunu merak ediyor iseler eğer, şunu da gösterelim buradan. Uzmanların bulunabilecekleri adres bu. Bu siteye girdiklerinde Türkiye'de hangi alanda uzmanlar var? Siteyi de okuyalım diye. Tabii. Oradaki geri bildirimlerimiz, çalışmalarımız, kimler bizimle yolculuk yapmış, kimler çalışmış, kimlerde nasıl bir değişim olmuş ve bu değişim ne kadar sürüyor, yaşamın sonuna kadar, yaşam yolculuğu devam ettiği sürece güç, başarı ve sevgi için bizi takip etmeye devam etsinler. Biz her zaman onlara hizmet etmeye hazırız sevgili başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.
Sayın Mustafa Kılıç'tan fevkalade önemli bilgileri aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten siz de izlediniz. Dolu dolu bir arkadaşımız. Kendini çok iyi yetiştirmiş. Hakikaten bu konuda da Türkiye'de bir uzman, bir otorite. Üçüncü kitabına dördüncü kitabı da ekleyecek. Ben yakından biliyorum. Yüzlerce öğrenciyi eğitiyor. Televizyon programlarına çıkıyor. Röportajları yayınlanıyor. Tanımanızı istedim. Sadık Başkan'a dönüyorum tekrar. Biraz da piyasaları konuşalım. Sayın Başkan, önce gözlük piyasasından başlayalım. İşler nasıl? Medikal sektöründe işler nasıl? Bildiğim kadarıyla orada da icra kurulundasınız. Medikalle ilgili işveren sendikalarında falan. Piyasa nasıl Sayın Başkan? Valla başkanım, bu kadar güzel konuşmadan sonra biraz acı bir konuşma olacak diye düşünüyorum. Gerçekten şu anda piyasa yanıyor. Yanıyor. Ekonomik veriler, kağıt üzerinde bir takım şeyler çok güzel. Biz memnun oluyoruz. İşte milli gelirimiz, kişi başına düşen milli gelir yükseliyor. Bir takım veriler, kağıtlar da çok güzel. Fakat tüccara ve esnafa bu yansımıyor. Evet, piyasada para var, para dönüyor. Ancak gerçek ticaretle uğraşan tüccarda ve esnafta para dönmüyor. İş var, iş yok değil, iş var. Medikal sektörde de var, optik sektöründe de var. Diğer baktığımız konfeksiyon, ayakkabı, diğer sektörlerde de iş var. Ancak tahsilat yok. Yani ben bugün 1000 tane gözlüğü satabilirim. Yer var. Ama satmak önemli değil, tahsilat yapamıyoruz. Bütün sıkıntımız burada. Yani iç piyasada para dönmüyor başkanım. Bir de bu bankamatik kartlar falan zannediyorum, değil mi? Ekonomiyi işte bir sinerji yaratma falan çalıştı ama vatandaş da herhalde 2009 yılının falan gelirini harcıyor. Kartı kullanıyor, evet, borçlanıyor. Evet. Bu uygulamalar sizlerde var değil mi? Bankamatiklerle falan satışlar, evet, hemen hemen. Bunlar çok güzel. Bankamatiklerle satışlar, gerçekten bankacılık şu anda Türkiye'de çok üst düzeyde kullanılıyor. Bunlar memnun edici şeyler. Vatandaşın parası yoksa bile cebinde kartı varsa bunları harcıyor. Ancak burada ufak bir nokta var. Geçtiğimiz dönemlerde Sinan Aygün Ticaret Odası Başkanımız uyarılarda bulunmuştu. Hala bu sinyaller bir takım gazete yazarları tarafından da veriliyor. Önümüzdeki günlerde vatandaşlar bu tüketici kredileri, işte yeni bir takım taksitli alışverişler sayesinde gelecek 10 yıllarını ipotek altına aldılar. Yani vatandaş maaşını alıyor, maaşındaki para nereye gidecek 10 yıllık belli. O nedenle şu anda kredi kartlarının bank gazetelerde okuduğumuz kadarıyla dönüşlerinde, ödenmemesinde tüketici kredilerinin çok büyük dönüşler var. Tabii bunlar şu anda belki çok büyük halka değil ama ileride bunlar büyüyerek bir kar topu haline gelmesinden korkuyoruz. 2007 yılı gerçekten ağır geçti. Ancak 2008 daha da ağır geçecek diye bekliyoruz. Küçülüyoruz, iyice büzülüyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir gerçeği dile getirdiniz burada. Gerçekten bana gelen bilgiler de öyle. Piyasada nakit darlığı var. Çekler geri dönüyor. Değil senetler mi? Protesto ediliyor. Satış çok. Evet. O meşhur alışveriş merkezlerinde falan insanlar kuru kalabalık. Sadece bakıyorlar ama alışveriş yapmıyorlar diye bir şikayetler geliyor. Bizi yönetenlerin bilgilerine bunu da buradan arz edelim. Hadi bir şey daha arz ediyorum. Ekranı yakalamışken. Türkiye'de ihracatla ilgili, ihracat patlamasıyla ilgili her zaman kutlamalar yapılıyor, işte ihracat haftaları falan yapılıyor. Bunlar büyük bir övünçle ülkemiz ciddi bir şekilde ihracat patlaması yaptı diye seviniyoruz, alkışlıyoruz. Ancak bunun tam tersi, ithalatla ilgili en ufak bir açıklama yok. Yani ithalat patlamış durumda. Şu anda biz Türkiye'de her şeyi ithal eder duruma geldik. O nedenle bu ithalat konusunda biraz daha herhalde bir çeki düzene alınması gerekiyor diye düşünüyorum başkanım. Bu kanaldan her fırsatta söylüyoruz zaten. 1 dolarlık ihracatımız oluyorsa 2 dolarlık ithalatımız oluyor. Evet. Bizim dış ticaret açığımız, cari açığımız, ülkeye giren dövizle ülkeden çıkan döviz arasındaki fark
Türk ekonomisinin yumuşak karnıdır. Türk ekonomisine alarm zillerini çaldırabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazımdır diye düşünüyorum. Evet, Sayın Başkan, size çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Sağ olun. Bize böyle bir imkan sağladığınız için. Teşekkür ederim. Son 1-2 dakikamız kaldı. Onu da tekrar Mustafa Kılınç'a dönüp son bir soru yönetmek istiyorum. Evet. Sayın Başkan, yaklaşan sınav sürecinde efendim, öğrencilere neler önerirsiniz? Bunların heyecanlarını falan nasıl azaltırız? Yaklaşan sınav sürecinde öğrencilerin heyecanı, kendi bilinçli zihinlerini azaltmak gibi şansları yok. Onu açıkça belirtelim. Aslında anne babalara birkaç öneri yapıp bulunalım burada. Lütfen çocuklarını sınava gönderirlerken, oğlum sakın heyecanlanma, sen zaten bu konuyu biliyorsun kelimelerinden uzak dursunlar. İkincisi, çalış komutundan uzaklaşsınlar. Üçüncüsü, çocuklarıyla mutlaka bir kez deneme sınavına gitsinler. Bakınız, çocuk bir yıl boyunca deneme sınavlarına girer çıkar. Anne baba olarak hiç kimse sınava gitmez. Ancak sınav günü ailece sülalece bir çocuğu alıp sınava gideriz. Bundan da uzak dursunlar. Bir kez deneme sınavına çocuklarla beraber olsunlar. Şu ana kadar bu konuyu aşamamış olanlar varsa bize ulaştıklarında bu konuyu iki gün içerisinde çözebileceğimizi söyleriz. Ulaşamayanlar olursa da sadece nefeslerine odaklanarak, kendi nefeslerini dinleyerek beyinlerini sakinleştirme fırsatı bulurlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili başkanım. Sevgiler, saygılar. Sağ ol. Bir Sivil Toplum Konuşuyor programını da burada bitiriyoruz. Sayın Mustafa Kılınç'a teşekkür ediyorum. Sayın Sadık Arıkan'a teşekkür ediyorum. Yayında ve yönetimde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kameraman kardeşlerime. Bir diğer Sivil Toplum Konuşuyor programında birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın, sağlıklı kalın efendim. İyi günler.